Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün 26 Ekim 2022 saat aşağı yukarı 22 civarında. Bu bir, bu videoyu aslında dün yapacaktım. Dün Mithat Sancar'ın e, şöyle bir yazısını gördüm. HDP eş başkanı Sancar Cumhurbaşkanı adayının niteliklerini sıraladı. İşim aray arayışını başlattık. <laughs> bu ve altındaki haber okuyunca ya dedim yani en küçük bir zeka parıltısı, en küçük bir yaratıcılık, en küçük bir durumu kavrama yeteneği yok. Bir bürokratik vurdum duymazlık içerisinde her şey. Yani Erdoğan sonunda seçimleri kazanacak ve o seçimleri kazanırsa bunun en büyük günahkarı, en büyük suçlusu HDP olacak. HDP sorunu doğru koymuyor ve doğru cevaplar aramıyor. Arkadaşlar, yanlış sorulara doğru cevaplar verilemez. HDP baştan soruyu yanlış soruyor. Ama soruyu yanlış sormasının nedeni bugün içinde bulunduğumuz aşamayı yanlış değerlendiriyor. İçinde bulunduğumuz aşamayı yanlış değerlendirmesinin nedeni sınıflar mücadelesi, toplumsal mücadeleler hakkında en küçük bir kavrayışı bulunmuyor. Bir takım bilinen şeyleri sürekli tekrarlamayı mücadele etmek zannediyor. Bütün bu bürokratik vurdum duymazlık, bu memurların e, ölmüş ruhlarının HDP'nin başında olması bütün bu e, muhalefetin yenilgisine yol açacak. CHP, İyi Parti onlar zaten karşı tarafta sayılırlar. Bizim görevimiz onların karşı tarafta olmasına rağmen hiçbir demokratik özlemleri ve refleksleri olmamasına rağmen bu demokrasi mücadelesinde nasıl onları da bir şekilde bunun içerisine katıp içinde bulunduğumuz verili aşamada doğru hedefleri tespit edip onların bu işe hizmet etmesini sağlamak. Sorun budur ama onlarda böyle bir bizim hedef de böyle bir ortaya sorunu koyuşuyor. Arkadaşlar bir soruyu doğru sormak cevabın yarısıdır derler. Yanlış sorulara doğru cevaplar verilemez. Adorno'nun deyimiyle yanlış bir hayat doğru yaşanamaz. Ya da stratejik yanlışlar taktik olarak doğru davranışlarla nötralize edilemez o yenilgi bir zafere çevrilemez. Bugünün doğru savaş soru, sorusu Erdoğan'ın nasıl yenileceğidir. Türkiye'ye demokrasi getirmek, adaleti sağlamak şu bu değil. Bunları için küçük bir adım atılmış olur. Niçin değil? Bu videoda bu konuları ele alacağım. Şimdi biz sosyalistler ezilenleri bir şekilde örgütlenmesinden yanayızdır. Çünkü ezilenlerin kurtuluşu onların kendi eseri olacaktır. Dolayısıyla biz politik mücadelemizde haplar, hazır reçeteler vermeyiz. Yani eskilerin deyişiyle birisine bir para vereceğini ona bir altın bilezik ver derler. Yani bir meslek öğret ki bir zanaatı olsun ki kendi ekmeğini kendi kazanabilsin. Politikada da ezilen sınıfların hazır reçetelere ihtiyacı yoktur. Onların o reçetelerde ortaya çıkacak ilaçları kendilerinin bulması, kendilerinin o bileşiği yaratacak yeteneklere, bilgiye, tarihsel deneyime sahip olması gerekir. Bu nedenle biz sosyalistler bir yandan tarihsel deneyi özümlemeye çalışırken bu özümlediğimiz kadarıyla onu ezilen sınıflara aktarmaya yani onlara birer altın bilezik kalandırmaya çalışırız. Bunu kazandırmak da ister istemez yazdığın yazıyı, konuştuğun konuyu vesaire uzun uzun açıklamanı gerektirir. Hazır reçeteler peşinde olanlar bunlardan sıkılırlar. Ya çok uzun söylüyorsun, çok uzatıyorsun derler. Halbuki ezilenlerin mücadelesini ciddi alan ezilenlerin çok farklı kültürleri, çok farklı ilgileri, çok farklı e, çıkarlarını hep bir potada eritip ortak bir dil oluşturmalarının ortak bir dersler bütününe sahip olmalarının hedefini güden bir insan ister istemez uzun yazmak, uzun konuşmak vesaire zorundadır. Bu kısa girişten sonra şimdi gelelim işin asıl. HDP neden yanlış ya da muhalefet neden yanlış? Bunu kısaca Açıklayabilirim şöyle diyebilirim yani bugünün esas sorunu e, Erdoğan'ın oradan uzaklaştırılmasıdır. Türkiye'de bugün esas sorun demokrasiyi getirmek değildir, adaleti getirmek değildir. Bütün bunlar elbette hedeftir ama mücadelede verili bir momentte bütün diğerlerini çekebilmek için. Esas yakalanacak ana halka diye bir kavram vardır. Lenin der buna. Ana halka diye bir şey vardır der. Günün en acı sorunu budur. Buradan yakalamak gerekir. Buradan ancak en geniş güçleri birleştiririz ve doğru bir halkayı yakalayabiliriz. De. Böyle bir kavrayış yok. Şimdi bu kavrayışa nereden gelinir? Biraz onlara girelim. Ve bu kavrayışın bugün ne olması lazım? Onlara girelim. Şimdi arkadaşlar, Marx, Engels, Lenin, hep bütün büyük Marxistler politikayı ve sa savaşı bir aynı zamanda bir sanat olarak tanımlarlar. Politikanın da savaşın da bir takım gerçek politik mücadelelerden çıkarılmış kuralları vardır. Karşı tarafı böleceksin, olabildiğince geniş güçlere edineceksin, güçlerin en irisini düşmanın en zayıf ve en yaralanabilir yerine yiyacaksın, bir gerileme döneminde saldırmayacaksın, bir saldırı döneminde de tereddüt göstermeyip sonuna kadar saldıracaksın vesaire gibi kuralları vardır. Ama bu işin bir de yaratıcı yanı vardır. O nedenle Marx, Engels, Lenin falan hepsi savaşa ve evet, politikaya aynı zamanda bir sanat da derler. Bu yaratıcı yanına vurgulamak için. Aslında askerlik tarihi bir bakıma ee, en kaba savaşın bile gerçekte ciddi bir sanat olduğunu gösterir. Tarihteki en büyük, en ilgi çekici zaferler aslında çok küçük güçlerin çok büyük güçlere karşı başarılarından ibaret. İşte Yunanlıların Persleri'ye yenmesi ya da İskender'in koca Pers İmparatorluğu'nu küçücük 50-60 bin kişilik bir orduyla darbaduman etmesi... Napolyon'un bütün o müttefikleri darma duman etmesi gibi, 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 böyle birçok e, askerlik tarihinde olaylar vardı. Bütün bunlarda önemli olan bir yaratıcı sanat, iki o yaratıcı sanatla birlikte genellikle yepyeni bir teknik, yepyeni bir örgütlenme tekniği, yepyeni bir mücadele tekniğinin bir araya getirilmesi vardır. Şimdi. Askerlik politikanın yanında ama çok basittir. Çünkü askerlikte hudutlar bellidir, taraflar bellidir, her birinin kendi bayrakları vardır, kendi cepheleri vardır, kendi komutanları vardır. Cephelerin birbirine karışması söz konusu değildir. Aşağı yukarı eşit koşullardadır savaş başladığında her şey... Ayrıca her şeyin niceliksel ölçüleri vardır. Kaç atı, kaç tankı, kaç uçağı, kaç askeri, işte ne kadar demir üretimi, ne kadar çelik üretimi vesaire. Bütün bunlar ölçülebilir şeylerdir. Politikada ise tamamen farklıdır. Bir kere taraflardan birisi altta da baştan yenik başlar ezilenler savaşı, mücadeleye. İkincisi cepheler ayrı değildir. Bir tarafın bütün çıkarı cepheleri ayırmamaktadır. Zaten iç içe geçmiştir. Kim düşman kim dost bilemezsin. Düşmanların senin kılığına gelir. Senin gibi senin savunduklarını savunur gibi görünür aslında ama tam tersidir aslında. Bütün bu olayları, bütün bu karmaşıklıkları içerisinde bir savaş, yani politik savaş, askerlik savaşına göre bin kat bin kat daha zordur. Buna rağmen ezilenlerin bir savaş sanatının bütün büyük ustalarını okuması gerekir. Bu konuda en iyi işverenlerden öğrenebiliriz. Çünkü işçiler, ezilenler, egemen sınıflar karşısında kompleksiz olmalı. Onların kendilerinden her şeyi çok daha iyi bildiğini, çok daha iyi yapabildiğini, muazzam bir kültüre, birikime, olanaklara sahip olduğunu her zaman, hiçbir zaman akıllarından çıkarmamalıdırlar. Mesela e, e, bu büyük şirketlerin CEO'larını götürüyorlar Çinlilerin o milat, Mesut'tan önce yazmış bir askeri stratejisi var. Sun Tzu -su diye. Savaş sanatı diye. Onu okutuyorlar. Bugünkü modern toplumda süper modern üretim yapan şirketlerin genç CEO'larını bunları okutuyorlar. Bizim sosyalistler ise bunları okumuyorlar. Prensleri okumuyorlar. E, ne bileyim Nizam-ı siyaset namelerini okumuyorlar. Yani Machiavelli'nin Prensi, Nizam-ı Mülk'ün Siyasetnamesi gibi kitaplar ki her uygarlık böyle kitaplar yazmıştır. Hint uygarlığının vardır, Çin uygarlığının vardır, devlet nasıl yönetilir, modern burjuvazinin vardır zaten yığınla. Ondan sonra büyük e, politikacıların anıları bu konuda çok zengin malzemeye sahiptir. Keza askerlik sanatında da hem klasik uygarlıkların, büyük stratejilerinin, büyük şeylerin şey hem de modern savaş sanatının e, yöneticilerinin Klaus Witz gibi ya da Sun Tzu gibi ya da Bizanslı komutanlar var falan hepsini unuttum ama ya da yani modern ve antik savaş sanatını da iyi okumak gerekir. Bu, bu konuda bir birikim yapması gerekir ezdenlerin ki en azından bu konularda bir sistematik düşünce edinebilsin. Mesela benim kuşağım 1970'lerde, 69'larda Doktor Hikmet Kıvılcım'ın 3 tane kitap yayınlamıştı. 15-16 Haziran olayları üzerine. İşte Oportunizm nedir? Halk Savaşı'nın planları ve devrim zorlaması, demokratik zorlamaları. Bu kitaplarda aslında o zaman Türkiye'de bir strateji tartışması vardı. Bu strateji tartışması da Alman genel kurmayının Rusya militarizminin en askeri Turpların yani birliklerin güdümü falan diyeydi kitabın adı zannedersem. Alman kitap, askeri kitap yani. O kitabı alarak politik mücadeledeki strateji, taktik e, nedir falan bize bu konuları anlatmıştı. Biz onlardan öğrendik. Ben de zaten şimdi o zamandan hatırımda kalanlarla biraz bir şeyler yapmaya, bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir savaşta ister politik ister askeri olsun, her şeyden önce hedefin doğru belirlenmesi gerekir. Yani program olması gerekir. Program politikada o ülkede yani o gücün ezilmesini son verebilecek e, koşullara ulaşmak demektir. Program böyledir. Ama o koşulların nasıl ulaşılabileceği, yani hangi tedbirlerle o koşullara ulaşabileceğini belirlemek için programın bir ilkelel bildirimi değil, son derece somut talepler içermesi gerekir. Yani bir örnek vereyim. İşte emperyalizme karşıyız değil. Örneğin, yani atıyorum. İncirlik, pirinçlik havalarını kapatacağız ve derhal NATO'dan çıkacağız. Bunu diyebiliyor musun? diyemiyorsun. Ya da işte Kürt sorunu hiçbir halkın ezilmesine müsaade etmeyeceğiz. İşte din ve bilmem ne özgürlüğünü sağlayacağız. Hayır kardeşim şöyle yazacaksın son derece somut olarak bir şekilde somut bir şekilde şöyle diyeceksin. Herkesin ana dilinde eğitim hakkı olacaktır. Herkes ana dilinde aynı tarihi, aynı biyolojiyi, aynı e edebiyatı aynı e, şey okuyacaktır. Ne bileyim işte e, ana dilinde okuyacaktır ama yani. Aynı matematiği, aynı tarihi, aynı şey. ha Bu herkesin okuyacağı aynı tarih. Tüm dillerden dillerden insanların gelip bir araya yazacakları bir tarih kitabı olacaktır. Bunu böyle yazıyor musun? Ya da işte dinlerin eşitliği değil. Hayır kardeşim. Diyanet kapatılmaktadır. Devletin dili, dini olmaz. Devlet ancak bu olmadığı takdirde tüm herkese eşit olabilir. Ar İsteyen üç kişi bir araya girip istediği dini kurabilir. Devlet bunlara karışmaz. Herhangi bir cemaati kuranlar, herhangi bir dini kuranlar ya da herhangi bir dinden olanlar gönüllü bağışlarıyla imamı yetiştirirler bilmem Devletin tek dikkat edeceği herhangi bir inanç taraftarının diğerini baskı altına almaması. Yani din ve milliyet Aynen bir futbol takımı taraftarlığı gibi hiçbir politik anlamının olmaması gerekir. Nasıl Beşiktaşlı'nın sağcısı var, solcusu var, çarşıcısı var, Şenol Güreşçisi var bilmem e, yok uzun vadeli hazırlık yapalım diyen var, Sergen Yalçıncısı var. Ama bütün bunlar aynı zamanda Beşiktaşlı ve aynı zamanda bunların ister Sergen Yalçıncı olması, ister Güneşçi, ister Beşiktaşlı olmasının hiçbir politik anlamı yoksa aynı şekilde Alevi'nin de Alevilik kültür diyeni olur, yok dindir diyeni olur, yok din değildir diyeni olur, Sünniliğin işte Şafisi olur, Hanbelisi olur, bilmem nesi olur, dinsizi olur. Hepsi karşısında devletin tarafsız olmasının bir tek yolu vardır. Herhangi bir şekilde devlet din işine karışmaz. Tek onun tek karışacak kimsenin baskı altı, kimseyi baskı altı. Böyle bir devlette örneğin Fener Patriği gidiyormuş dünyadaki şeylerin bütün ortodoksların ben ekümenik patriyim diyorum. Desin bize ne? Ama sen devleti dinle tanımlarsan, dinle tanımlarsan, faşist bir yöntemle tanımlarsan bugün işte Ekümenik patrik yok. İngiltere kralı tarafından karşılandı diye bizim işte Eminönü kaymakamlığına bağlı Ferime Patli'nin niye İngiltere bilmem nesi karşılıyor diye derdin olur. Halbuki gerçek bir demokraside bunların olmaz Yurttaşların tamamıyla eşitliğidir demokrasi. Şimdi böyle bir programın varsa bunu somutlaman gerekir. Soyutla laflarla bu işler olmaz. Bu nedenle program somut yapılacak işler planı olur. Şimdi bu tamam. Peki bu somut yapılacak işler planı nasıl belirlenir? Bunun ardında çok uzun, derin kavramsal kavramların geliştirilmesi, bir tarihe bakış, bir toplumun yasalarına bakış, toplumsal güçler hakkındaki bir teori vesaire vesaire gerekir. Strateji ve program öyle Ulan ben de şu kalemi ka kağıda alıp hemen bir program stratejiyi yazarım gibi gelir insanlara ama açın oturun işte bugünkü bütün HDP'nin programlarına falan bakın. Bir yığın tıraştır hiçbir şey yoktur. HDP'nin doğru dürüst bir demokratik programı bile yoktur. Kendisi programı incelenirse aslında demokratik bir parti bile değildir. Diğer partilerden söz bile etmiyorum. Hepsi ırkçı partilerdir. Şimdi program belirlemen yetmez bir de strateji belirler. Strateji nedir? O programa ulaşmak için gerekli güçleri neler olduğudur. Nesnel olarak o programdan çıkarlı olan güçlerin neler olduğudur toplumda. Askeriye de tamamen farklı. Nelerdir bunlar diye şey dersin. Demokrasiden kim çıkarlıdır bugün nesnel olarak? işçiler çıkarlıdır, ezilenler çıkarlıdır. Hatta Burjuvazi bile çıkarlıdır. Sadece Türk devletinin o hiçbir şekilde kendisinin kontrolüne izin vermeyen ordusu, bürokrasisi bundan çıkarlı değildir. Onun haricinde emin olun bir de onun kontrolündeki faşistler, ırkçılar bundan çıkarlı değildir. Ne bileyim aşiret ağaları bundan çıkarlı değildir. Vurguncular bundan çıkarlı değildir. Onun haricindeki bu halkın yüzde 99 onu da demokrasiden çıkarlıdır. Ama bunların çıkarlarının da dereceleri vardır. Bu işin en tutkulu taraftarı işçiler olabilir ancak emekçi insanlar olabilir. Bu nedenle biz işçilerden söz ediyoruz zaten. Neyse güçleri böyle belirlerse bu güçler de ama zaten programını belirlediğin zaman strateji de onun içerisinde vardır zaten. Nesnel çıkarları olan insanlar nedeniyle. Ama bunların içinde de bir dereceleme var, bir doğrudan güçler, öz güçler vardır. Yani işçiler, işte emekçiler, bir yedek güçler vardır. İşte liberal burjuvazi, liberal aydınlar, hatta burjuvazinin belli kesimleri değil mi? Küçük esnaflar, yani küçük sanayideki şeyler falan filan bunlar da büyük ölçüde çıkarladırlar böyle bir sistemden. Ee, bir de dolaylı güçlerin vardır. Dolaylı yedek güçlerin vardır. Tarafsızlaştıracağın güçler vardır. Bunlar genellikle ülkenin dışında olabilirler. Ne bileyim dünya ilerici kamuoyudur, şudur budur falan filan. Ya da komşu ülkelerdeki demokratik insanlardır. Ya da işte ülkeler arasındaki çelişkilerdir. Sana belli bir hareket alanı sağlayabilirler vesaire vesaire. Bütün bunları belirledin. Fakat bütün bunları belirlemen yetmez. Bir de mücadele bir yükseliş aşamasında olur ya da bir gerileme aşamasında olur. Askeri savaşla dersek ya taarruz aşaması vardır askeriyede ya da savunma aşaması vardır. Arada başka aşamalar da vardır ama biz basitleştirerek ikiye ayırım. Politikada peki taarruz aşaması ne zaman olur? Ancak büyük devrim dönemler. Peki devrim dönemleri nasıl anlaşılır? Bir, egemen sınıfların içerisinde krizler başlar. Onlar artık sürekli hükümet buhranları şunlar bunlar içerisindedir. E, ülkeyi yönetememektedirler. İşte istifalar olur, bölünmeler olur, olur çatlaklar olur, sert çatışmalar olur vesaire. Ne yapacağını bilemezler. Bu egemen sınıfların yönetememesi demektir. Ejilen sınıflarında artık eskisi gibi yönetilmek istemiyor olması gerekiyor. Her vesileyle sokaklara çıkarlar, binlerce insan ayaklanır, devlet onları kontrol edemez hale gelir vesaire. Bu da ezilenlerin artık yönetilemez hale gelmesi demektir. Yani ben böyle devam ettik istemiyorum ya yeter artık canımdan bezdim demesi de bunu demesi yetmez. Bunu her zaman diyor ezilenler. Bunu bir de açık böyle gözünün kararıp bir ölümü göze alıp her şeyi göze alıp sokağa çıkması gerekir. Herkesi posta koymaya başlaması gerekir. Bu koşullarda ancak bir isyanın koşulları oluşur. Yani bir devrimin koşulları, bir saldırının koşulları. Bunun haricinde ezilenler her zaman soğuma halinde olurlar. Bu ise tarihte çok istisnai dönemlerde olur. Çok büyük kriz dönemlerinde olur. Savaş sonrasındaki büyük çöküntü dönemlerinde olur ve var olan devlet mekanizması parçalanmadığı sürece zaten ezilenler bir savaş nedeniyle, bir yenilgi nedeniyle falan devlet cihazı biraz felç düşmüş. Olmadığı takdirde ezilenler zaten bilirler bu çok hala gücü yerinde ayaklanmaktan da çekinirler. Şimdi bu böyle. Peki onun haricinde uzun yıllar hep nedir? Savunma aşamasındasındır. Savunmada ne yapacaksın? en küçük yasal olana en iğne deliğinden ışık geçse ondan yararlanmak gerekiyor. gerekiyor. Sendikasında en gerisinde bile çalışacaksın. En ilgisiz gibi görünen basit örgütlenmelerin bile halkın kendisinin yapmasını sağlayacaksın. Ne bileyim bilmem ne mahallesi güzelleştirme deneyi ya da bir mahalleye bir şey yapılacaktır. O, o mahalleli istemiyordur. O mahallelinin örgütlenmesi ona karşı kendi öz örgütlerini yaratması için mücadele edeceksin. Onun içerisine gireceksin. Ama bu örgütlenmeler partilerin yan örgütleriyle, partinin filamalarıyla olmaz. Sen oralarda sessiz sakince o halktan bir insan olarak, bir parça az çok daha politik düşünen insan olarak onlarla birlikte bu örgütlenmeleri yapma, yapman gerekir. Onlarla birlikte bir şeyleri oluşturman gerekir. Onların kendi inisiyatiflerinin harekete geçmesi, tecrübe edinmeleri, bir oylama tecrübesi, bir toplulukta konuşma tecrübesi, fikri edinme tecrübesi, kendi gücünün farkına varma tecrübesi edinmesi için çabalaman çabalaman gerekir. Ve bütün bu faaliyetler politik olarak hiçbir özel görev oluşturmazlar. Nasıl biz insanlar yaşayabilmek için ne bileyim yemek yemek, su içmek, nefes almak, tuvalete gitmek gibi böyle bir sürü yaptığımız işler vardır gün boyunca. Yani insan hayatının diyelim yüzde 24 saatin diyelim 8 saat uyku desen, 2 saat yemek falan desen, dinlenme şu bu falan gibi desen, bunlar zaten yarısını alır götürür. Ama bunlar özel bir görev oluşturmaz. Politikada da herhangi bir devrimci ya da demokratın bütün bunları yapması özel bir politik görev oluşturmaz. Bunları nefes alır, Yemek yer, su içer gibi yapmak zorundadır zaten. Ama bu, bu zaten işte yemek yemesi gibi. Peki sen yemek yiyorsun da niçin yemek yiyorsun? Kitler arasında çalışıyorsun, niçin çalışıyorsun? Birileri çıkıp da ya arkadaşlar kitler arasında çalışmak günün en acil görevidir. İşte şurada git yapmak bunun en acil görevidir diyorsa o gerçek pro günün acil görevlerini ya doğru tespit edemezdir ya da bunlardan kaçmaktadır. Dikkati aslında hiç dikkat verilmemesi gereken, yemek yemek su içmek gibi yapılması gereken görevler üzerine yoğunlaştırarak insanların geri yanlarına hitap ediyor demektir. Çünkü politikanın ya yeni girmiş geri insanlar bunların çok önemli olduğunu zaten. Bu çok önemlidir ama bu özel bir politik görev oluşturmaz. Problem orada bu konu hep atlanır. Şimdi bunu da yaptık ama burada da bitmez iş. Senin bir programı belirledin, stratejiyi belirledin, taktik ve taktikte savunma aşamasındayım diyorsun. Saldırıda da şöyle olacak. Eğer isyan etmişsen hiçbir tereddüt göstermeden saldır, saldır, saldır. Karşı tarafı yok edinceye kadar saldıracaksın. İyi saldıranlar iyi savunmayı da bilirler. Savunmadı da öyle hiç e, karanlıkta ıslık çalmayacaksın yani. Savunma halindeyiz, güçlerimiz yoktur. Biz en küçük yaratan yararlanmak zorundayız. Seçim mi? Seçimden yararlanmak zorundayız. E seçimden yararlanmak da şu değildir yani. Seçimler aracılığıyla milletvekili çıkarmak falan değildir seçimler alabilirciliğiyle bizlerin seçilmesi değildir. Seçim denen olay insanların politize olması için bir vesile yarattığından bu vesileden hareketle insanların politik aktivasyonundan hareketle Somut politik hedefler halinde insanları örgütleyebilmek bu vesileyle onlara esas sorunlarımızı aktarmaktır. Tam da seçimlere sadece bu anlamda bir vesile olarak baktığı için değerimciler, demokratlar Gereğinde hiç kendilerine e, bir pazarlıklara bile girmediler. Tamam seçil kardeşim ya bizim için dert değil derler. Yani kimin neyi seçileceği bizler için ikinci planda olur. Bizlerin seçilmemiz değildir önemli olan. Var olan güç dengelerinden nasıl etkileyebiliriz bu önemlidir. Yani bize verilecek oylar eğer faşistlerin işine yarıyorsa diyelim ilericilerin oylarını bölerek biz kendimize o istemeyiz bu diye deriz ki bu CHP'lidir. Bu CHP'liler devlet partisidir. Bunlara güvenilmez. ama bu faşiste vereceğini de buna verin. Yani birisini oy verildiğini istemen onun doğru olduğu anlamına gelmez mi? Bir sosyalistin birisini oy verilmesini istiyorsa aksine tam da ona oy verilmesini istediği için onun gerçek niteliğini halka açıklaması gerekir. Ben bu mu nedenle buna oy verilmesini istiyorum? Yoksa bu da üçgen açının namussuzun tekidir demek gerekir. Devrimci politika böyle olur. Ama Türkiye'de birisini o istesiyorsun, onu alıyorsun, pulluyorsun, yanlışlarını görmezden geliyorsun. Hayır, öyle olmaması gerek. Şimdi bu da şeydi, e, evrim konağına yani sonlu aşamasına ilişkin genel kurallar. Şimdi bir normal emekçinin, normal bir politikayla meşgul olan insanın hani nasıl pilotlar uçağa biner bir çek listesi vardır elinde ha bu sağlam mı bu sağlam mı lastikler sağlam mı ha bir devrimcinin de böyle bir çek listesi olması gerekir devrimcinin değil her emekçinin bir çek listesi olması gerekir bir program var mı var ne demiş şu 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 iki strateji var mı var ne demiş bugün dünyada peki strateji var mı program var mı yok bu nedenle zaten esas bir sorunumuz var program ve strateji gibi buna teoriyle ancak ulaşabiliriz. Bu nedenle ben zaten esas bütün gücümü teoriye aktarıyorum. Aklı başında insanların da böyle yapması gerekir. Ama bir yandan da var olan mücadeleler içinde yer almamız gerekiyor. Onların içinde yer alarak ancak o program ve stratejilerin gerçekten hayatla bağ içinde olmasına, şe şekillenmesine, teorinin gerçekten uzaklaşmamasına yönelik bir çaba içinde olmak gerekir. Bu nedenle de zaten bu konuları ele alıyoruz ve bu videoyu yapıyoruz. Şimdi varsayalım ki programımız var. Türkiye'nin demokratikleştirilmesi ve bunu somut olarak ifade ettik. İki, stratejimiz de var. İşte bütün emekçi sınıflar falan, liberal burjuvayı şey diyeceğiz, bilmem ne, ergenekoncuları, Türk ordusunu, ulusalcıları, faşistleri tecrit edeceğiz. Hatta onların içinde bile tarafsızlaştıracakları varsa onların yollarını bile arayabiliriz. Örneğin Eski dev yolcuların çoğu ulusalcılara yakın ama onlar da tam ulusalcı değil. Onları bir şekilde tarafsızlaştırmak mümkün olabilir yani. Bu, bu gibi şeylerde hesaba katmak gerekiyor. Neyse bunu böyle bir örnek olarak veriyorum yani. Ondan sonra günün acil görevi nedir? Şöyle bir sorun vardır politikada. Bütün o sorunlar çerçevesinde hangi ana halkayı yakalayacaksın ki? diğerlerini çekebilecek bir şey oluşturur. İşte burada özellikle politika sanatı gelir. Yani bu ana halkanın yakalanması hayatı önemlidir. Burada doğru soruların çok büyük önemi vardır. Bugün mesela derseniz ki ya biz işte başkanlık için Kürt sorununu halledecek, Türkiye'yi demokrasiyi getirecek, en azından işte <laughs> hukuku geri geri getirecek, işte şu bu falan gibi insan, birisine aday göstermemiz gerekir dediğinde sen çuvalladın, kaybedeceksin demek. Bugün esas sorun Erdoğan'ın oradan uzaklaştırılmasıdır. Esas sorun Erdoğan'ın oradan uzaklaştırılmasıdır. Senin bütün kriterlerin şu soruya yönelik olmalıdır. Kim Erdoğan'ı oradan uzaklaştıracak en geniş kesimlerin oyunu alabilir? Soru budur. Soruyu böyle sormuyorsan sen daha baştan yeniksin demektir. Bu işte yakalanacak ana halkıdır. Şimdi neden bunu yapma ihtiyacını hissettim? Diyorum ya HDP başkanı, Gen eş genel başkanı Sancar'ın yazısını okuyunca işte onun yazısını, onun konuşmasından aktarayım. İster HDP'li ister başka bir aday olsun, isimler yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız. Çünkü demokratik dönüşüm şahıslar aracılığı ile değil, ilkeler ve yöntemler üzerine müzakere ve mütabakat yolu ile gerçekleştirilebilir. Seçilecek Cumhurbaşkanı da rolünü ve işlevini ancak böyle bir zeminde yerine getirebilir. Bu tespitleri kapsayan geçiş süreci ilkelerinin siyasi sorunumuzun gereği olarak tüm aktörlere ve kamuoyuna duyurdu. Yahu bu gibi böyle her zaman yanlış olan genel doğruları tekrarlamak hiçbir şey ibadet etmez. Sen demokrasik dönüşüm yok şahısların aracılığıyla değil falan gibi bütün bunların hiçbir anlamak. Önümüzdeki seçim cumhurbaşkanlığı seçimidir. ile parlamentonun hiçbir şey yoktur. Ki Önümüzdeki seçimde Erdoğan orada kaldığı takdirde daha 20-30 yıl kalacak demektir. 20-30 yıl kalacak demektir. Ondan sonra bir kuşak değişir. Bugün sorunları bile unutulur gider. Hiç şey olmaz. Bugünün en acil sorunu Erdoğan'ın oradan uzaklaştırılmasıdır. Tek doğru soru Erdoğan'ı biz bugün mesela HDP'nin şöyle demesi gerekir. Evet bugün Türkiye'de Kürt sorunu vardır. Evet bugünün Türkiye'de demokratikleşmesi sorundur. Evet bugün parlamentonun güçsüzleştirmesi bir sorundur. Evet bugün Türkiye'de hakimlerin işte güçlerin ayrılığı yoktur. Bütün bu sorunlar vardır ama bütün bu sorunları çözecek esas sorun Erdoğan'ın oradan uzaklaştırılmasıdır. Erdoğan'ın oradan uzaklaştırılması için en geniş çevrelerin oyunu alabilecek insanı bulmaktır bugünün sorunu. Bunu nasıl bulabiliriz? Sorun budur. Biz bütün muhalefet partilerini sorunu böyle koymaya ve böyle tartışmaya ediyoruz. Şey Biz bunun Erdoğan'ın karşısında en geniş oyu alabilecek insanın bulunması için şu şu yöntemlerin en sağlıklı yöntemler olduğunu düşünüyoruz. Böyle diyebiliriz. Doğru sorun budur. Bu soruyu sormayan muhalefet... Bu soruyu sormayan sosyalistler, bu soruyu sormayan HDP, Türkiye'nin önünü kapatmaktadır. Bu halka ihanet etmektedir. Erdoğan'a hizmet etmektedir nesnel olarak. Bu soruyu sorup, bu soruyu toplumun gündemine sokup, bu sorunu tartıştırmak zorundadırlar. Bunu yapmıyorlarsa, tarih onları hiçbir zaman affetmez. Hiçbir zaman affetmez. Çek listemizin en sonundaki şey en başında olması gerekiyor. Bugünün esas sorusu nedir? Bugünün esas sorusu Erdoğan karşısında en geniş kesimlerin oyunu alabilecek ve onu yenmesi ihtimal kesinleşecek, kesin olacak adayı nasıl belirleyebiliriz? O odur soru. Hatta kim olduğu bile değil. Nasıl belirleneceği en önemli sorundur. Bu sorunu böyle koyduğun andan itibaren CHP'si de, İyi Partisi de, bağımsızı da, tarafsızı da aha diyecektir. Bu doğru sorunu koyuyor. O zaman bu Erdoğan'ın karşısında onu yenebilecek en iyi aday nasıl bulunabilir? Böyle bir aday nasıl tespit edilebilir sorusu geliyor ortaya. Bunu anket şirketlerinin sonuçları bir ölçüde verir ama esas sorunu değil. Daha başka yöntemler de var. Bu yöntemi ben daha önce kısaca çıtlattım. Oydaşma yöntemiyle aslında Cumhurbaşkanlarının seçilmesi gerekir. Ancak bunu bugün yapmak mümkün değildir. Bu yönteme dayanan bir örnekleme yöntemiyle bir anket yaptırılır birkaç şirkete. Orada halkın en az karşı olduğu insanı bulmak mümkündür. Muhalefet ortaklaşa olarak bu yöntemle yapacağı bir araştırmanın sonuçlarında çıkacak her kim olursa olsun onu Erdoğan karşısında Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylemelidir. Yani olayı bu şekilde koymalıdır. Bu takdirde Erdoğan yenilebilir. Sorunu böyle koymayan, İsimler yerine ilkelerin, yöntemlerin tartışılması, yok demokratik dönüşüm, yok Kürt sorununun çözümü, yok bugün onlar değil. Ancak Erdoğan'ı yendikten sonra biz bu halk bu yılgınlıktan kurtulup birazcık toparlanabilir. Bugün bir bozgun aşamasındayız. Darma dumanı kız. Nerede biz bu bozgunu durdurabiliriz? Küçük de olsa bir başarı elde edebiliriz. Sorun budur. CHP'liler hava basıyorlar. İşte pahalılıktan dolayı bu iktidar gidiyor. Yok öyle gitmez. Pahalılıktan dolayı iktidarlar gitmez. Bütün umudunu muhalefet ekonomik krize bağlamış durumda. Söyleyecek başka bir şeyin yok mu? O halde tekrar diyorum. Doğru sorular sormak gerekiyor. Bugünün tek doğru sorusu var. Erdoğan'ı kim yenebilir? Her kimse bu. En bunu tespit edecek en sağlam yöntem ne olabilir? Muhalefet bunu tartışmalıdır. Muhalefet partilerinin aralarındaki dengeler böyle bir tartışmayı mümkün kılmaz. Böyle birini belirlemeyi mümkün kılmaz. HDP'nin istediği Kürtlere sempati diyandır. O zaman onu iyi partililer, faşistler istemeyecektir. Faşistlerin istediği başka birisi o, o zaman bunu bunlar istemeyecektir. Öyle bir biçim kurulur ki o biçim şey, ortaya koymalıdır ki her kim çıkarsa çıksın halkın en geniş kesimlerinin desteğini ya da karşı çıkmaması da alacak bir insan olması gerekir. Soruyu böyle sormak muhalefetin, HDP'nin, sosyalistlerin görevidir. Bunun haricindeki soruları bütün muhalefet, bütün HDP'liler, bütün sosyalistler reddetmelidir. Sorunu hep buraya taşımalıdırlar. Erdoğan'ı yenecek aday nasıl tespit edilmelidir? Erdoğan'ı yenecek aday nasıl tespit edilmelidir? Erdoğan'ı yenecek aday nasıl tespit Soru budur. Esas problem Erdoğan'ın yenilmesidir. Erdoğan'ı yenerek bugünkü bozgun iklimini durdurmak, bugünkü dağınıklığı durdurmak, küçük de olsa bir başarı elde etmek, oradan hareketle demokratikleşme, Kürt sorununun halli vesaire gibi yönlerde adım atacak küçük de olsa imkanlar bulmak. Şimdilik konuşmam burada bitiyor. Ama işte benim o nasılla ilişkin önerilerim var. Onlar da başka videolarda yaparız. Şimdilik burada bitiriyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar.